Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomi programını açıkladı. 3 yıllık o programda neler yer alıyor? V tipi bir toparlanmadan bahsetti ve 2021 yılı içerisinde işsizliğin gerileyeceğini belirtti. İhracatın bu dönemde çok önemli olduğunu da belirtti ve elbette salgın döneminde destek paketleri de gündemindeydi. Dengelenme yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirliyor. Her bir maddeyi ayrı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü açıklayacağım. Salgında büyük bir ikinci dalga olmayacağı ve ekonomilerin kapanmayacağı varsayımıyla hazırladık. Yılın geri kalanında büyüme bir miktar dördüncü çeyrekte ivme kaybedecek olsa da yılın tamamında büyümenin %0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi 2018 ve 20 döneminde karşı karşıya kaldığı iç ve dış tüm bu şoklar potansiyelinin oldukça altında büyüdü. 2021 yılında turizm gelirlerindeki normalleşmeyle tüm bu atılan adımların da etkisiyle birlikte büyümenin %5,8 olmasını tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2020 yılı sonunda %10,5'i gerilemesi, 21 sonunda %8 olarak gerçekleşmesi, istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Sağlık yatırımları, demiryolu yatırımları, sulama projeleri, eğitim, milli eğitime bağlı eğitim yatırımları, üniversite, TÜBİTAK ve benzeri alanlardaki araştırma projeleri başta olmak üzere zaten bütçemizde vardı ama bu yeni dönem bu alanlar çok daha fazla öne çıkacağı bir sürece işaret ediyor. Ekonomide yılın üçüncü çeyreğinden itibaren güçlü bir V tipi toparlanma olduğuna ve yıldan yıla büyüme oranının pozitife döndüğüne açıkça işaret ediyor. Ve inşallah bu sürecin sonunda enerji ithal eden değil, bir de bakmışsınız enerji ihraç eden bir Türkiye'den bahsediyoruz ki